Şimdi revision test sorularımıza bakalım. You are speaking too fast. I can't understand you. Çok hızlı konuşuyorsun. Seni anlayamıyorum. Too ne oldu? Sıfattan önce geldi. Too fast. B'ye bakalım. For için anlamına geldiğinden buraya uygun değil. C'ye bakalım. Too. Bizim burada ihtiyacımız olan too, iki o ile yazılan. Yani sıfattan önce kullanılan too. Bunu tek o ile yazılan I'm going to school'daki too ile karıştırmamamız gerekiyor. O yüzden burada iki o ile yazılan too'yu kullandık. D seçeneğine bakalım. Enough hem anlam olarak uygun değil, hem yapı olarak uygun değil. Enough olması için önce sıfat gelmesi lazım, sonra enough. Örneğin fast enough olması lazım. Burada ama D seçeneği işaretlersek enough fast olacak. O yüzden D seçeneği de yanlış. Zaten anlam olarak da uygun değil. İkiye bakalım. The question was too difficult to answer. I couldn't answer it. Soru cevaplayabilmem için çok zordu. Cevaplayamadım. A seçeneğine bakalım. Difficult to. Ne demiştik? Önce to gelecek, daha sonra sıfat gelecek. Ama A seçeneğinde ne olmuş? Önce sıfat gelmiş, daha sonra to gelmiş. O yüzden A seçeneğimiz yanlış. C seçeneğimize bakalım. Enough difficult. Enough difficult da yine yapı olarak yanlış. Çünkü önce sıfat gelecek, sonra enough gelecek. C seçeneğinin uygun olması için. D seçeneğine bakalım. D seçeneğinde yapı olarak doğru. The question was difficult enough. Ama çözebileceğim kadar zordu olur. Ama I couldn't answer it. Cümlenin ikinci tarafıyla uyuşmadığı için D seçeneğimiz de yanlış. Üçüncü soruya gelelim. You should eat that orange. It's ripe enough. Bu portakalı yiyebilirsin. Yeterince olgun. A seçeneğimize bakalım neden yanlış. It is ripe too. Olur mu? Ne demiştik? Önce too gelecek, ondan sonra sıfat gelecek. Yapı olarak yanlış. C seçeneğimiz yine I'm going to school'daki too olduğu için yine yanlış. D seçeneğimize bakalım. For hem buraya uygun değil hem de anlam olarak için anlamına geldiği için yine yanlış oluyor. Dördüncü sorumuza geçelim. Let's go out for a walk in the park. Yes, that would be great. It's warm enough. Bakalım. A seçeneğimiz neden olmuyor? Yine too warm olması lazım. Önce too gelmesi gerek, ondan sonra sıfat gelmesi gerek. Yapı olarak uygun değil. Zaten anlam olarak da uygun değil. B seçeneğimizin neden uygun olmadığını öncekilerde de söylediğimiz gibi yine going to'da kullandığımız too burada bize lazım değil. O yüzden uygun değil. C seçeneğimize bakalım. For için anlamına geldiğinden uygun değil dedik. Dolayısıyla doğru cevabımız D. SBS örneklerimize bakalım. Yanda verilen resme en uygun seçenek hangisidir demiş sorumuz. Önce resme bakalım. Resimde üşüyen bir kız var ve havuza giremiyor. Bakalım hangi seçeneğimiz doğruymuş. The water is too cold to swim. Yüzmek için su çok soğuk. Bakalım B seçeneğimiz neden olmamış. The water is too hot to swim. Yüzmek için çok sıcak. Sıcak olsa kızın orada üşümemesi gerekir. Demek ki B seçeneğimiz yanlış, resimle uyuşmuyor. C'ye bakalım. The water is hot enough to swim. Yüzebilecek kadar sıcak. Yüzebilecek kadar sıcak olsa resimdeki kızın denize girmesi gerek. Demek ki C seçeneğimiz de yanlış. D seçeneğimize bakalım. The water is cold enough to swim. Yüzülebilecek kadar soğuk. Yine kız denize havuza giremediği için yine D seçeneğimiz de yanlış. İkinci sorumuza geçelim. How much are these books? $250. Bakalım. Oh, they are too expensive. I won't buy them. A seçeneğimiz neden olmadı? Enough expensive. Bir kere zaten yapı olarak uygun değil. Ne dedik? Enough'tan önce sıfat gelecek, daha sonra enough gelecek. Expensive enough olması lazım. Hem yapı olarak uygun değil, hem de anlam olarak uygun değil. Çünkü yeteri kadar pahalı olsa onları alabilir. C'ye bakalım. Too cheap demiş. Fazla ucuz. Fazla ucuzsa I won't buy them. Cümlenin ikinci tarafı uymuyor bu sefer. Çok ucuz.
alamayacağım. Ne oldu? Anlam olarak uyuşmadı. Form olarak uygun ama anlam olarak yanlış. They are cheap. B seçeneğimiz. Onlar ucuz ama yine cümlenin ikinci tarafıyla uyuşmadı. I won't buy them dediği için D seçeneğimiz de yanlış. Üçüncü sorumuza bakalım. I have got too much homework. Can you help me? Okay, but I can't stay long because I haven't got enough time. Şimdi A seçeneğimize bakalım, niye olmadı? I have got some homework. Can you help me? I haven't got many time. Time sayılamadığı için bir kere many almaz, much alır. A seçeneğimiz bu yüzden yanlış. B seçeneğimize bakalım. I have got too much homework. I haven't got too many time. Yine time kendinden önce many aldığı için yine olmaz. Time sayılamadığı için much alması gerekir. I have got enough homework. Enough homework yapısı yanlış olduğu için. Yani enough homework, yeteri kadar ödevim var. Bana yardım eder misiniz? Ne oldu? Anlam olarak uyumsuz oldu. Hem anlam hem yapı olarak uyumsuz oldu. D seçeneğimiz bu durumda doğru seçenek. Dördüncü sorumuza bakalım. Yanda resmi verilen kişiye en uygun öneri hangi seçenekte verilmiştir? Yandaki resimde gördüğümüz adam ne yiyor? Kraker gibi bir şeyler yiyor. Bakalım A seçeneğimiz neden olmamış? He should drink cold milk. Bu adama vereceğimiz tavsiye soğuk süt içmesi mi? Hayır. He should ride his bike. Bisiklete binmesi mi? Hayır. He should run fast. Hızlı koşması mı? Hayır. Neymiş? He should eat more vegetables and fruits. Yani junk food dediğimiz abur cuburları yememeli. More vegetables and fruits. Yani sebze ve meyve yemeli.